Saygıdeğer katılımcılar, değerli misafirler ve sevgili İyi Parti ailem. Bu anlamlı çalıştayın kapanışında sizlerle aynı çatı altında bulunmaktan büyük bir onur ve gurur duyuyorum. Geçen hafta iki gün boyunca şiddetin bireyden topluma, toplumdan insanlığın geleceğine uzanan yıkıcı etkilerini tüm yönleriyle masaya yatırdık. Bilimin ışığında, vicdanın rehberliğinde ve sizlerin katkılarıyla ortaya konan çözüm önerileri yalnızca bir çalıştay raporundan ibaret değil, geleceğimiz için takip edilecek bir yol haritasıdır. Hepinize en içten duygularımla teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılarımla da selamlıyorum efendim. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Şiddet yalnızca bireysel bir sorun değil, toplumu derinden yaralayan ve maalesef normalleşme eğilimi gösteren bir vicdan yarasıdır. Çalıştayımızda açıkça gördük ki kadına yönelik şiddet, aile içi şiddet, çocuğa yönelik şiddet, medyada şiddet, dijital platformlarda yaşanan taciz ve zorbalık gibi konular birbirlerinden bağımsız değil esas itibariyle aynı köklere dayanan bir sistem sorunudur. Bu köklerin arasında toplumsal cinsiyet eşitsizliği, ekonomik sıkıntılar, eğitimdeki eksiklikler ve medyanın olumsuz rolü gibi birçok sorun alanları vardır. Ancak çözüm, her birimizi sorumluluk almaya çağıran bütüncül bir yaklaşımla mümkündür. Ne yazık ki bu noktada hükümete de önemli bir hatırlatmada bulunmak zorundayım. Şiddetle mücadele yalnızca sivil toplumun ya da bireylerin omuzlarına bırakılacak bir sorumluluk değildir. Devleti yönetenler toplumun huzuru ve güvenliği adına bu mücadelede öncü rolü üstlenmek zorundadır. Ancak bugün görüyoruz ki mevcut yasalar etkin bir biçimde uygulanmamakta, ceza infaz sistemindeki aksaklıklar şiddeti caydırmak yerine teşvik etmektedir. Kadınların koruma talepleri karşılanmamakta, alınan tedbir kararları maalesef kağıt üzerinde kalmaktadır. Çocuklar ihmale ve istismara açık hale getirilmiş, ailelerin ve toplumun korunmasına muhtaç bırakılmıştır. Medya ve dijital platformlarda şiddeti teşvik eden içeriklere yönelik ciddi bir denetim mekanizması oluşturulamamıştır. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve farkındalık konularında gereken eğitim programları yaygınlaştırılamamıştır. Bu sorunların çözümü güçlü bir siyasi irade ve kararlı adımlarla mümkündür. İktidara buradan bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Şiddetin önlenmesi ertelenemez ve ihmale gelmez bir insanlık sorunudur. Bugün alınmayan önlemler, yarının toplumsal felaketlerinin temelini oluşturacaktır. Artık mazeret üretmek yerine harekete geçmek zamanıdır. Biz İyi Parti olarak bu konuda üzerimize düşen sorumluluğun tüm icaplarını yerine getirmeye kararlıyız. Bu çalıştayın sonuçları, partimizin şiddetle mücadele eylem planının temelini oluşturacak, şiddetsiz bir Türkiye için kısa ve uzun vadeli stratejilerle ilerleyeceğiz. Önceliğimiz toplumsal farkındalığı arttırmak ve eğitim programlarıyla şiddeti doğuran zihniyet yapısını değiştirmektir. Yasaların etkin uygulanması, cezaların caydırıcı hale getirilmesi ve mağdurların korunması için gereken tüm adımları el birliğiyle müştereken atma kararlılığını sürdüreceğiz. Medyanın dönüşümünü sağlayacak, şiddeti teşvik eden yayınların yerine olumlu ve yapıcı içeriklerin yaygınlaşmasını destekleyeceğiz. Hatta konuyla ilgili önemli adımlar da parti bünyesinde atacağız. Yapmış olduğumuz, Sayın Genel Başkan Yardımcımız ifade etti, yapmış olduğumuz kısa video filmlerini kamuoyuyla buluşturacağız.
kadınların, çocukların, engellilerin ve yaşlıların korunması için sosyal destek mekanizmalarını güçlendirecek, herkesin eşit ve güvenli bir yaşam sürdürebileceği bir Türkiye'yi birlikte inşallah inşa edeceğiz. Bu mücadelede yalnız olmadığımızı biliyoruz. Sivil toplum kuruluşlarından akademisyenlere, hukukçulardan gazetecilere kadar toplumun her kesimini başlattığımız bu seferberliğe davet ediyoruz. El ele vererek şiddetsiz, eşitlikçi ve adil bir toplum yaratabilmemiz mümkündür. İyi Parti olarak bizler sadece sorunları dile getirmekle yetinmeyen, aynı zamanda çözüm üreten bir siyasi anlayışı da temsil etmek durumundayız. Bu çalıştayın sonunda çıkan rapor ve öneriler, bir siyasi parti olmanın ötesinde topluma olan borcumuzu ödeme çabamızın somut bir göstergesidir. Bugünden itibaren buradan çıkan sonuçları hayata geçirmek adına kararlı bir mücadeleyi de başlatıyoruz. Bu raporun partimizin şiddetle mücadele eylem planına temel teşkil edeceğini ve şiddetsiz bir Türkiye için yeni bir sayfa açacağımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu vesileyle özellikle şunu vurgulamak isterim. Şiddetle mücadele yalnızca kadınları ve çocukları kapsayan bir sorumluluk alanı değildir. Bu mücadele toplumun her kesimini, her bireyini, her kurumunu içine almalı, siyasi ayrımların ötesinde ortak bir vicdanın, ortak bir iradenin ürünü olmalıdır. Hep birlikte daha eşitlikçi, daha adil ve daha yaşanabilir bir Türkiye inşa edebiliriz. Son olarak bu önemli çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçen değerli bilim insanlarına, sivil toplum kuruluşu temsilcilerine, medya mensuplarına, değerli katılımcılara ve tüm dava arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Çalıştayın hazırlanmasında emeği geçen Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanımız Sayın Kevser Ofluoğlu ve mesai arkadaşlarına tebrik ve takdirlerimi bildiriyorum. Her biriniz toplumumuzun daha iyi bir geleceğe kavuşması adına umutlarımızı yeşerten birer ışık oldunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Şiddetsiz bir toplum ideali için yan yana durmayı, omuz omuza mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Bugün burada attığımız adımlar insanlık onuruna yakışır, adil, eşit ve özgür bir Türkiye için yeni bir başlangıçtır. Unutmayalım ki her yeni doğan gün değişim ve dönüşüm için yepyeni bir fırsattır. Şiddetten arınmış güçlü bir toplum için birlikte çalışacak ve hep birlikte başaracağız. Katkılarınız ve katılımlarınız için yürekten teşekkür ediyor. Bu vesileyle en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İyi ki varsınız efendim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Malum Türkiye'nin gündeminde önemli sorular var ve tartışmalar var. Bir partinin genel başkanı da Sayın Hocam söyledi, böyle yerlerde korsan bildiri yayınlarız diye. Herkes de bizden önemli konu başlıklarıyla alakalı ya da yaşanan siyasi gelişmelerle alakalı birkaç cümle sarf etmemizi bekliyor. Ama yaratılan yapay tartışmalardan daha önemli bulduğum bu çalıştayı gölgede bırakmaması adına o sorunları il başkanları toplantısından önce yapacağım bir basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşacağım. Tekrardan söylüyorum, bu toplantının mana ve mahiyetine zarar vermemek adına bir siyasetçi olarak emeklerinizi gölgelememek için bir iki saatliğine susuyorum ve hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum.